Sen anlat kara deniz. Az önce aradım. Ne dedi, neredeymiş? Sürekli ağladı. Kesik kesik bir şeyler dedi. Ben yapamayacağım dedi. Buradan İstanbul'a tayin eden bir arkadaşı varmış. Onun yanına gidecekmiş. Öyle dedi işte. Sonra da kapandı. Murat nasıl? Bilmiyorum. Tahir yanına gitti. Yani telefonda öyle söyledi. Bizden kaçmakla bizi utandırdı. Sonra dedim sevdadır. Sana sevdiğine kaçmasın ne sükut. Ama şimdi asıl utanmanın bir yerin dibine geçmenin baktığı. Ben şu kapıdan burnumu nasıl çıkarayım şimdi? Türkan Hanım. Ne olur öyle söylemeyin. Belki korkmuştur. Belki ağır gelmiştir. Birkaç gün sonra geri gelir belki. İnsanın geri dönebileceği bir baba evi olmalı. Bir evi olmalı. Eğer dönerse... kapınızı açmayı ihmal etmeyin. Belki Cemil Bey... Babamın hayatta ev almaz artık. Murat'la evlendiğinde bile benim bir umudum vardı. Bayram bahane olur. Ramazan bahane olur. Bebek bahane olur. Kırık dökük de olsa bir barışma olur. Zamanla da düzelir diydim. Ama şimdi olmaz. Beni Vedat'a iten değil de... koruyan bir babam olsaydı... ben şimdi yaşadıklarımı yaşamazdım. Annem doğum sırasında ölmeseydi yaşadıklarımı yaşamazdım. Herkesin geri döneceği bir evi olmalı. Siz annesiniz. Annesizsiniz. Eğer geri dönerse kapıyı açık tutun. Canınız pahasına bile olsa. Efendim. Yok Devrem, hala bir haber yok. Olsa da yapacak bir şey yok zaten. Nasıl olsun, yıkıldı tabii. Sağ olasın, tamam, haberleşiriz. Selamünaleyküm. Yangazım nerede? Kumlukta kalacak. Olmaz öyle. Gidin alın getirin ya. O şimdi kafasına takar, kurar, delice bir şey yapar. Yok ya, aptalca bir şey yapmaz benim kardeşim. Gideyim bir elim yüzümü yıkayayım ha. Uşaklar nereye? Odada oyun oynarlar. Nazar'dan haber var mı? Konuşmuş mu? Yok. Ah yangazım, ah yangazım. Nefes nerede? O da Türkan ablalara gitti.
Ne olursa olsun o sizin kızınız. Senin de kardeşin. Bir haber gelirse beni arayın, olur mu? Olur. Yine gel. Gel ama, olur mu? Gelirim tabii. Üzmeyin kendinizi. Mercan, sen biliyor muydun yani Nazar'ın gideceğini? Hayır. Cemil Bey nerede? Silah aldı gitti işte. Güya Nazar'ı vurmaya. Aslında sadece evden çıkmak istedi. Ben babamı tanırım. Yapamaz. Yakalasa da yapamaz. Zaman en çok Nazar'ın ihtiyacı olan şey. Vah gene vah. Serap abla. Hiç sırası değil. Allah aşkına git. E tövbe olsun. Komşuluk elmedi diye dert paylaşmaya geldim. Ha bunun da cadığına bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Nefes. Niye böyle oldu? Kız başka aşığı mı varmış? Nazara da maşallah. Gönlü ne genişmiş. Önce Vedat, hemen arkasından Murat. Bakalım şimdi kim? Ah sen duymadın mı? Ne? Nazar aradı az önce. Senin kocanla kaçmış. Uy, şunun dedüğüne bak. Benim kocam yapmaz öyle şey. Deli midir abi? Gülteşin! Aç şunu! Gülteşin! Uy Allah'ım aklımı yedir acım. İvam yakalı Gülteşin! İçidir acaba burada tek başına. Bir yandan diyorum bırak orada kalsın. Kafasını toplasın biraz. Ben kendimden biliyorum abi. İnsan böyle zamanlarda yalnız kalmak ister. Belki ağlayacak edecek, içini dökecek. Erkeklik varsa da yapamaz bizim yanımızda. Bir tarafında diyor ki orada bir başına. Dedim oğlum ben sana. Tutup kolundan getirecek ne diyor yani? Ne edecekse yanımıza edecek de. Abi bırakın ben bir gideyim yanına. Ne diyorsun Tahir? Bilmiyorum abi. Yalnız mı bırakalım, yanında mı olalım bilmiyorum. Murat Kale! Kale! Siz bir çıkmayın dışarı. Ana, ana sen otur ana. Sen otur. Kaleliler! Çıkın dışarı! Murat nerede? Murat ot, çıksın dışarı.
Yok Murat burada Cemil abi. Ha? Tufan uzuna kendini siper değil ya. Ha? Nazan nerede? Benim kızım nerede? Namlıyı tutup kendine sevirdi ha? Cemil abi, belli ki kafan güzel sarhoşsun. Anladık için yani. Da bizim de yanay kardeşimiz perişan ha. Daha fazla rezillik çıkmasın. Hadi etme. Tamam. Otogara. Oraya buraya. Deli gibi koştum. Nazar dedim. Nazar seni. Yazdırıyorum dedim. Ama yok. Bulamadım. Uçmuş gitmiş. Asiye. Kızım sizlik bir şey yok. Girin ayrı içeri. Bazım kapa sen de kapıyı. Kızım bakma öyle. Haydi. Cemil abi. Yaklaşma. Vururum seni. Daha önce de vurdum. Yine vururum. Hayır. Ya kızım ne dedi? Kaçmadımsa. Nazar. Benim kızım. Hani. Ben onu böyle gördüm ilk kez. Beyaz giymiş. Hemşire kıyafetimle sanki şey gibi. Melaike. Etrafına insanlar toplanmıştır. Benim kızımdan medet isteyir. Nazardan benim kızımdan yardım isteyir. Ben tabii gururlandım. Benim kızım dertlere derman diye. Benim kızıma ben babanın babasıyım dedim. Hani Murat. Hani Murat nerede? Murat abi. 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 Murat. Abi. Yapma abi. Cemil abi yapma. Ben de yapma dedim. Yapma dedim. Kızım dedim. Etme dedim. Kızım etme dedim. Sizin kızlarımdan ne istediniz? Ha? Ne istediniz? Nazar ne dedi? Dayı. Ne dedi Nazar ne? Benim kızım ne dedi? Dayı. Hadi otur yemeğini ye. Yok. Sen yemeyecek misin? Cemil gelsin. Cemil, baba. Hayır.
Sağ ol. Gerçi söylenecek fazla bir şey yok ama. Dediğin gibi Mercan. Söylenecek bir şey yok. İyi geceler. İyi geceler. Ne yapacaksın yalnızım? Kendi kafana mı sıkacaksın abim? Sonra? Sonra ne olacak? Kafam paramparça. Biz paramparça. Sen benim kardeşimi öldüreceksin öyle mi? Mustafa abimin kardeşini öldüreceksin. Anamın oğlunu. Fatih'in ikizini. Asiye yengemin nefesin yangazını. Balımın Yiğit'in amcasını öldüreceksin öyle mi? Katliam bu kardeşim. Sen bunu bize yapacak mısın? Bir kurşunla birden çok can alacaksın kardeşim. Abi. Canım yanıyor. Çok canım yanıyor. Benim canım yandı, sizinki de yansın değilsin öyle mi? O zaman seni anlayacak mıyız kardeşim? Yan gazımız böyle yanaymış mı diyeceğiz? İhanete uğradı. Yarı yolda bırakıldı. Anlayalım diye de hem kendini hem bizi yaktı diyeceğiz öyle mi? Bunu bize yapacak mısın yan gazım? Kendi canına kıymak en büyük günahken. Sen de bunu pekala biliyken. Yine de yapacak mısın bunu yalnızım? Neden yaptı abi? Bana. Bize hiç mi acımadı?
defalarca senin arkandan aynı soruyu soracağım kardeşim. Bana bunu niye yaptı diyeceğim. Bana, ailesine hiç mi acımadı? Tahir daha gelmedi abla, onu bekliyorum. Cemil abiye çok üzüldüm. Bizim de kız evladımız var. Onu öyle görünce içim bir tuhaf oldu. Benim de öyle. Türkan abla nasıl? Nasıl olsun abla? Yıkılmış. Küçücük kalmış sanki. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Bundan daha büyük bir imtihan yok. Öyle. Muradım yangazım da ne yapaydır orada tek başına şimdi? Tahir onu almaya gitmiştir. Eminim. Onu orada bırakmaz. Nefes. Sen bizim başımıza gelen en güzel şeysin, biliyor musun? Beni sürekli şaşırtıyorsun sen. Neden? Tahir'in polis işi bitince ev tutup yolunuzu ayırsaydınız. Daha evvel yaptıydınız. Niye demezdim? Vedat iti de geberdiğine göre olurdu. Ama Saniye Hanım'ı affedişin. Elini öpüşün. Abla, evi yolu ayırmak kolay. Önemli olan küssen de, kızsan da, kavga da etsen. Her şeye rağmen bir arada olmak. Bizim Tahir'le ortak bir hayalimiz var. Büyük bir aile. Herkesin olduğu kocaman bir sofra. Biz bu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Gün bize ne getirirse getirsin. Uyuyamam sana ben. Gel bakalım başına. Yardım edin ha. Gel bakalım. Nefes. Hadi yatıralım şunu. Uyuyamam sana ben. Uyuyamam sana ben. Cemil. Her şey düzelecek. 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 Kardeşim öyle şakağına silah dayamış görünce elim ayağım boşaldı. Bir şey dedim ama ne dedim acaba?
Merak etme. Bak Murat evde. Yatağında uyuyor. Sabah kalkacağız. Senin istediğin gibi yine kalabalık sofralarımız olacak. Ya ne dediysen işe yaramış işte. İnşallah yaramıştır. Şu 3-5 günde olanları düşününce... Lan ne kadar çok şey oldu. Acaba bir şeyleri yanlış mı yaparız Nefes? Doğru yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Murat bunları atlatacak. Çünkü sizin gibi abileri var. Gölgesinin üstünde hissedeceği abileri. Sonra Fatih var. Asiye abla var. Ben varım. Murat şimdi kendini çok yalnız hissediyor. Başı önünde. Ama sonra kafasını bir kaldıracak. Karşısında bizleri görecek. Yalnız olmadığını anlayacak. Eve kaysın. Sana. Ne göreysin? Her şeyi. Seni çok sevdiğimi söylemiş miydim sana? Yok. Hiç mi? Hiç. Allah Allah. Neden ki? Demediysen vardır bir bildiğim. Öyle mi? Seni çok seviyorum Nefes Kaleli. Ne oldu o bildiğine? Seni görünce unuttum. Ve? Ne? Demeyecek misin? Neyi? Fes. Benimle oynayasın. Oyun oynuyorum. Seninle oynuyorum. Seninle gülüyorum. Seninle ağlıyorum. Seninle uyuyorum. Seninle uyanıyorum. Her şey seninle olunca güzel. Tabii biz senin gibi şiir okuyamıyoruz ama. Girdik gene o konuya. Girdik tabii. İyi geceler. Ne demek iyi geceler? İyi geceler şey manasında hani uykun güzel geçsin, iyi bir gece geçir diye. Bak yine yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama gerçekten gıcık oluyorsun. Ben bunu daha önce duydum. Daha önce duymuştum değil. Söyletmiştin. Tamam gel buraya gel. Ne gel buraya deyince olmuyor bazı şeyler Tahir. Gel buraya. Ya gelmeyeceğim. Gel buraya. Ne iş varmış burada? Bilmiyorum abi. Bizim arkadaşlar görmüş. Vedat'ın adamlarından biriyle çay bahçesinde buluşmuş. Adam ona küçük bir paket vermiş. Başka? Uzaktan görmüş abi. Başka bir şey yokmuş. Bana öyle söyledi. Bulun bana onu. Derdi neymiş? Niye gelmiş? O pakette ne varmış öğrenelim. Tamam abi. Öbür işi hallettin mi? Evet abi. Yarın haberi gelir. Müsaaden abi. Doğru. Buyur abi. Vedat'ın olduğunu kim uçurmuş ona? İçimizdeki hainini bulun. Emrin olur abi. Tok altın guru niye mızmızlanıyorsun hala? Uyu artık. Çocuk bu. Mızmızlanır. Ana olup anlayacaksın. He Saniye Hanım he. Tam gaz devam maşallah. Asiye. Kızım benim gomleğim nereye duyuyor? Bilmem nereye duyuyor.
Ne? Türkçe kitabımı gördün mü? Tık bak gördün mü? Şimdi gitti daha ya. Ha burayaydı ya. O da seni sordu. Dedi ki akşama gel azam. Bana dedi kavurma etsin dedi ya. Ya baba ya. Ya baba ya. Anana sor anana. Hadi. Buyur abi. Oğlum Murat abi uyuyor mu hala? Uyuyor. Bırak 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 uyusun uyandırma sakın ha. Gel aslanım gel. Yedik canavarı geliyor. Yok yok yok. Bu tarafa. Bakalım ya. Kim sonu var? Oh. Abi, ofistedir. Belki adliyededir, ondan kapalıdır telefonu. Tamam, ben geçeceğim zaten birazdan ofise. Söylerim, merak etme. Görüşürüz. Gözün aydın kızım. Biraz konuşabilir miyiz? Neyle ilgili? Annenle ilgili. Annem mi? He. Bir bardak çayın var mı? Konuşalım biraz sonra. Testere ha böyle bütün doğruya saydın bari. Kızım, insan bir kabuğunu soyar şöyle ince ince doğrar. Bir dahaki sefere kabuğunu da soyarım seninkileri. İnce ince de doğrarım. Ne oldu, dişim mi kesin? Asya abla. Kesi. Çok da iyi kesi. Bilirsin dişlerimi. Bilirim dişlerini. İnci gibi maşallah. Afiyet olsun. Kızım, Türkçe kitabım mı geldi? Git bak bakayım bir kapıya. Hadi kızım koş, koş. Koş daha bakıyor öyle. Hadi bakalım. Ha? Dedeciğim. Ay dedesinin gülü. Bir tanem benim. Geç bakalım, geç içeri. Maşallah. Maşallah. Bağım geldi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Baba gel otur, biz de seni bekliyorduk ha. Geç boyla geç. Bismillahirrahmanirrahim. Oo maşallah maşallah. Allah hayır İbrahim bereketi versin sofranıza da huzurunuza da. Amin baba. Cemil cümlemize. Allah razı olsun babam. Amin amin. Murat yok mu? Murat uyuyor babam. Osman hocam hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük oğlum. Osman dedem. Ay canım benim, deden seni yesin. Geç bakalım, geç otur. Maşallah, maşallah. Nazar'dan haber var mı? İstanbul'da bir arkadaşına gitmiş baba. Ya. Murat perişandır şimdi ha. Öyle babam. Şimdi ben
beni iyi dinleyin. Gururu kırılmış bir adam başından ayağa açık yaralar sahibi olur. Ne değse acıtır. Merhemi sürmek için dokunsanız bile kanatırsınız. Peki ne yapacağız? Sevginizi göstermeyeceksiniz. Şaşırdınız değil mi? Öyle. Şimdi bir yandan dünden farklı davranacaksınız. Bir yandan diyeceksiniz ki hiçbir şey olmadı, her şey yolunda. Olmaz. Fazladan ilgi, fazladan merhamet acıtır, kanatır. Çünkü merhamet en fazla ihtiyacı olanı yaralar. İyiliğinizi göstermeyeceksiniz ama iyi olacaksınız. Sevginizi göstermeyeceksiniz ama sevginin kendisi olacaksınız. Ona yardım etmeyeceksiniz. Ondan yardım isteyeceksiniz. İhtiyacımız var diyeceksiniz. O size yardım edecek. Annen demiştiniz. Vedat'ın başına gelenleri duymuşsundur. Duydum. Çok can yaktı. Sonunda en çok benim canımı. Neyse. Herkesin derdi kendine büyük. Öyle ya da böyle. Evlat işte. Yıktıklarını, yaktıklarını, kırıp attıklarını elimden geldiğince tamir etmeye çalışırım. Bunu ne kadar beceririm, ne kadarına ömrüm yeter bilmiyorum. Bunlardan biri de sensin. Babanı öldürdü. Bilirim. Anneni de kayıplara karıştırdı. Ama kızım, ben anneni buldum. Buldunuz mu? Nerede şimdi? Bir bakım evinde. Maşallah sağlığı yerinde. Az da olsa konuşmaya başladı. Tedavisi de devam ediyor. Konuşuyor öyle mi? Hadi sesini duyabilir. Alo. Vakit geldi. Telefona çağırabilir misiniz acaba? Sağ olun. Alo. Kızınızı veririm. Al kızım. Annen. Aslanım. Gel otur ha böyle. Sensiz tadı olmuyor sofranın. Gel iki lokma bir şey ya. Hadi aslanım. Yengem, hazır ayaktayken şu böreği de uzatsana sen zahmet. Sağ ol.
Hayır. Söyle abim. Şimdi ben diyorum ki ya, ayağını at ay. Yani kış bitti bitecek ha, bahar bastı. Yani artık kuma çıkma vakti geliyor ya. Ben hazırım abi. Ama kardeşlerime ihtiyacım var. He, tabii. Doğru dedin onu. Ben de diyecektim ki, yangazlar. Oğlum ya bir toplasın. Tayfayı da toplayın ha. Ben de Cemal Kaptan'ı arayacağım. Bir toplantı edelim ha. Elek altına bir bakasasın yani. Bir gemide ne eksik ne fazla bir görelim ha. Sonuçta fırtınadan çıktık. Ama hayat devam ediyor ya. Tabii yani kocamdır diye demiyorum. Öyle bir toplantı eder ki yani böyle parmaklarını yersin. Murat oğlum oradan pereyi uzat bakayım be. Bir tane de sen kendin al, tabağına koymamışsın. Al bir tane de kendin. Böyle çok güzel ha. Tamam. Maşallah. Oo. Babam o börek nereden geliyor biliyor musun ya? Neydi bizim o? Ben suzuğu aldığım yerin adı neydi oğlum? Sarıtaş köyü abi. Ha, Sarıtaş köyünden. Sen Merve Nina'yı bildin ha. Sen seversin onu. Ya suzuğu almaya gittim abi, baktım önüne de o var. Dedim o versiyonu babam yesin. Oğlum bak sen de bak bunun tadına ha. Vallahi bak acayip bir şey yani. Ne oldu be yaylada ha? Ha Kadir Alak'ta. Baba bunu dolaba atıyorsun ha. Ne dedi anne? Kızım dedi bana. Kızım dedi he. E daha ne desin? Al kızım bunu. İstanbul'da bizim çocuklar karşılayacaklar seni. Annenin durumu iyi. Eve çıkabilir dediler. Ha böyle küçük bir ev tutun kendinize. He? Ana kız, ben destek olacağım, ömrüm yettikçe. Burada sana kol kanat gelmiş, insanlarla helalleş. Sonra da hayatına, yoluna bak kızım. Teşekkür ederim. Ya, ya. Asıl ben sana teşekkür ederim. Oğlumun hatalarını temizlememe izin verdiğin için ben sana teşekkür ederim. Unutma, ha burada elinin erdiğince, gücünün yettiğince arkanda bir Fikret amcam var. Bana müsaade eder misin? Ziyade olsun.